Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir e, supla çalışmamız olacak. İster supla olarak, ister bardak altlığı olarak, fincan altlığı olarak böyle kahve sunumlarınızda ya da dekoratif objelerin altına, çiçek saksılarının altına, işte masa üstü, sehpa üstü gibi e, alanlarda kullanabileceğiniz güzel bir e, çalışma hazırlayacağız birlikte. Ben şöyle polyester makrome ipi kullanacağım. Buna orantılı olarak da 4 milimlik tığım olacak. Sizlerle kullanacağınız ipe göre tığ numarası tercih etmelisiniz. Anlatıma geçmeden evvel her zaman olduğu gibi ben yine eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Abonelik tamamen ücretsizdir sadece destek amaçlı abonelik istiyoruz. Bildirim seslerini de açarsanız bundan sonraki videolarımızdan da haberdar olmuş olursunuz böylelikle. Evet hazırsak anlatıma başlayalım. Başlangıç olarak ilmeğimizi atalım. Burada 7 tane zincir çekiyorum 7 zincirin en başındakine dönerek tığımı içinden geçirip ilmeğimi alıyorum aldığım ilmeği de tığımdakinden kaydırdım bir tane zincir çektim şöyle bir halka oluşturmuş oldum hemen burada 1 2 3 4 tane zincir çektim ipi üzerine alıp oluşturduğumuz halkanın içerisinden ilmeğimi çıkardım bir üçlü trabzan yapıyorum hemen şöyle 1 2 3 defada çıkararak tekrar bir zincir çektim, ipi üzerine aldım yine aynı halkanın içerisinden tığım üstündeki 3 ilmeği 3 defa da çıkarıyorum yani üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar bir zincir, ipi üzerine alıp üçlü trabzan. Bir zincir, üçlü trabzan şeklinde ilerleyeceğim. Toplamda 12 tane trabzanım olacak halkamın içerisinde ve böylelikle bu sırayı tamamlamış olacağım. Devam ediyorum aynı şekilde. 12'ye tamamlayalım. 2 4 6 8 10 11 12 tane trabzanı tamamladıktan sonra yine bir zincir çekiyorum en baştaki zincirimizin şöyle bir iki üçüncüsünün içerisinden ilmeği çıkardım ve bunu da tığımdakinden geçirdim hemen yan taraftaki boşluğun içerisine zincir falan çekmeden batıyorum ilmeği aldım ve buraya kaydırdım bir iki şöyle bunu ilkini sıkı çekelim ilk zinciri de sayarsak 4 tane zincir çekiyorum toplamda ipi tekrar üzerine aldım aynı boşluğun içerisine batıyorum yine üçlü trabzanımı yaptım bir tane zincir çektim ipi üzerine alıp bir sonraki boşluğun içerisinden bu defa batış yapacağım şöyle bir sonrakine geçtim iki tane aynı boşluğun içerisine üçlü trabzan yapıyoruz araya zincir falan çekmeden iki tane aynı noktaya yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz tekrar ipi üzerine alıp bir sonraki boşluğa battım 1 2 3 tekrar aynı noktaya 1 2 üçlü trabzanımı yaptım bir zincir çektim bu şekilde her boşluğun içerisine iki tane üçlü trabzan yapıp aralarına da birer tane zincir çekerek bu sırayı tamamlayacağız Evet sıranın sonuna kadar aynı şekilde geldim burada tekrar bir tane zincir çekip en baştaki bir iki üçüncü zincirin şöyle tepesinden atıyorum ilmek kaydırma yapıyorum bu noktada hemen tekrar şuradaki boşluğa uzatıyorum ilmeğimi buraya sabitledikten sonra 3 zincirimi çektim. Bir üçlü trabzan, bir zincir. Tekrar ipi üzerine aldım. Aynı boşluğun içerisinde yine iki tane yan yana üçlü trabzan yapalım. Sonra tekrar bir zincir. İpi üzerine aldım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. iki trabzan atlayıp zincirin içinden iki yan yana trabzan, bir zincir, iki tane daha yan yana trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Sonra bir zincir iki trabzan atlayıp bir sonraki boşluğa. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Her boşluğun içerisine iki trabzan, bir zincir, iki trabzan. Sonra araya bir zincir çekip bir sonraki boşluğa yine aynı işlemi uygulayacağız. Ben tekrar dolanıp tamamlıyorum sırayı. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine bir tane zincirimi çektikten sonra en baştaki zincirin tepe noktasından ilmek kaydırdım. Hemen yandaki boşluğa tekrar ilmek kaydırdım. Sabitleyip 3 zincirimi çektim. İpi üzerine alıp aynı boşluğa ikinci trabzanı yaptım. Bir zincir çektim. ipi üzerine aldım. Bir sonrakine geçiyorum. 2 tane yan yana trabzan yine bir zincir ipi üzerine aldım bir sonraki boşluğa iki tane yan yana trabzan araya bir zincir bu sırada bu şekilde yine devam edecek her boşluğun içerisine iki tane trabzan yapıp aralarına da birer tane zincir çekelim aynı şekilde devam ederek bu sırayı da tamamlayalım Evet sıra sonunda yine aynı şekilde batışımızı yapıp bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bir sonraki sırada bakın düzeldi. Bir önceki sırada hafif bir marullama vardı. Burada düzeldi. Burada onun için e, ufak bir artış yapacağız. Şöyle bir boşluğa 3 tane trabzan yapıp bir zincir çekelim bu sırada. Bir sonraki sırayı da yine aynı şekilde ilerletiriz. Bu şekilde bir boşluğa 3 trabzan arası bir zincir. Şöyle bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet şöyle tekrardan sıramı tamamladım. Burada yine ilmek kaydırma yapıyoruz iki defa boşluğa gelmek için zincirimi çekip ikinci trabzanı yaptım bir zincir çektim aynı boşluğa yine ikinci trabzanı yapıyorum sonra bir zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa geçiyorum büyütmek istediğimiz kadar bakın buradan sonra e, kenar detayı yapılabilir bitirilebilir Hani küçük isterseniz bir alt sırada da aynı şekilde kahve fincanı için olacaksa işte e, saksı ya da vazo koymak için ya da dekoratif obje için küçük parça istiyorsanız bu şekilde tamamlanıp son sırası geçilebilir. Ama devam etmek için tekrar yine bu şekilde artırmamızı yapacağız. Bakın şimdi burayı şurada yaptığımız sıra gibi düşünelim bu sıra yapacağız sonra her sıranın arasına ikişer ikişer trabzan yapacağım bir üst sırada tekrar üç tane trabzan yapacağım devam edeceksek daha tekrar döneceğiz bu sıraya yani aralara en son sıradaki aralara yine ikişer defa iki trabzan yapacağız aynı buradaki gibi yani şöyle söyleyeceğim Arkadaşlar şu, şu sıradan sonrası dönüşümlü devam edecek artırmak istediğimiz noktada ara boşluğa iki tane ikili trabzan yapacağız sonra her boşluğa ikişer trabzan her boşluğa üçer trabzan devam ettireceğiz bu üçlü sırayı döngü halinde ilerleterek istediğimiz büyüklüğe kadar devam ettirebiliriz büyütebiliriz şöyle sıranın sonuna geldim arkadaşlar kenar tığında geçtikten sonra benim için yeterli boyut olacak Burası en son ikili yani iki şartına yaptığım trabzanda bıraktım hemen bulunduğum noktada ilmek kaydırmamı yaptım şu trabzan kısmından tekrar bir batış yapıp buraya sabitleyeceğim bir zincir çektim ipi üzerine alıyorum şöyle yandaki ilk ara boşluğuna değil bir sonraki zincire zincir boşluğuna batıyorum üçlü trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim şu alt kısımdan hemen batıp sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar ipi üzerine aldım aynı boşluğun içerisine üçlü trabzan 3 üç tane zincir dibinden hemen sık iğne ile sabitleyip bir zincir çekiyorum tekrar aynı işlem 4 defa bu şekilde üçlü trabzan yapıp 3 zincirle tepesine bu şekilde kirpik konduruyoruz üçüncü yaptım dördüncüyü de hemen yapalım dört tane olduktan sonra bir zincir çekiyorum şurada yaptığımız gibi zincir boşluğuna değil bunu iki trabzanın ara kısmına batıp sabitledim bir tane zincirimi çektim ipi üzerine aldım yandaki boşluğu geçiyorum bir sonrakine battım üçlü trabzanımı yapıp bir iki üç zincir hemen dibine sabitleyip bir zincir yine aynı kısma üç tane daha toplamda dört tane olacak şekilde trabzanı yapıyorum tepelerine de kirpiği kondurup bu şekilde devam ediyorum bütün kenarı bu şekilde dolanacağım büyüklü küçüklü aynı şekilde yapabilirsiniz buradaki batış noktalarını üstteki batma kısımlarına göre yani trabzan sayısına göre ayarlamalısınız ben göz kararı sayıp ayarladım tam denk gelecek şekilde batış noktalarını bir iki yer farklı değiştirebilirsiniz ben şimdi bu şekilde devam ediyorum Evet, sıranın sonuna geldiğimde bakın en başta şurada iki trabzanın arasına batmıştık onun tepesindeki ilmekten ilmek kaydırma yapıyorum bir tane zincir çekerek ipimi burada keseceğim bu şekilde kapattıktan sonra arka taraftan çekerek sabitleyelim ve tamamlamış olalım Evet, şöyle de düzeltip bıraktım arkadaşlar. Bu ütüsü hali ters kısmından ılık ütüyle hafifçe ütüleyebilirsiniz. Çok daha düzgün duracaktır. Bu şekilde tamamlamış olduk. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. İnşallah beğendiğiniz, faydalanabileceğiniz bir çalışma olmuştur. Videolarımızın devamlılığı için beğenip yorumlarla da desteklemeyi ihmal etmeyin. Hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın.